Merhabalar. Değerli kamuoyuna buradan seslenmek istiyorum. Pazartesi günü belediyenin kendi ürettiği kent ekmeği %25 oranında zam yapıldı. Ve aynı gün Türkiye'nin enflasyon rakamı %14.6 olarak açıklandı. Aynı gün yine memur zammı, emekli zammı açıklandı %8. Şimdi baktığımızda emekliye verilen zam %8. Ardından enflasyon oranı %14.6. Ekmeğe neden %25 zam yapılıyor? Biz bunu anlamakta zorlanıyoruz. Zaten insanlar pandemiden dolayı evlerine ekmeği zar zor götürürken belediyenin bir iyi niyet çalışması, bir sosyal çalışma olarak kabul edilen halk ekmeğin fiyatının durduk yere %25 artmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunun revize edilmesini, tekrar 80 kuruşa geri alınmasını talep ediyoruz. Fırınlarla alakalı, onların rekabet durumuyla alakalı ne söylersiniz? Şimdi şöyle, halk ekmekten ekmek alan insanların zaten birçoğu maddi geliri düşük insanlar. Yani bugün belediye sayılarını da verebilir ne kadar ekmek ürettiğini, ama zaten özel fırınlar istediği tarzda özel ekmekler satabiliyorlar. Yani pide, çeşitli somun ekmekler, kepekli ekmekler, siyez vesaire. Yani özel almak isteyen zaten marketlerden ve fırınlardan her zaman alıyor. Kıymalı yapabiliyor, peynirli yapabiliyor. Yani fırınlar bir tek bu ekmeği satmıyor, ama arkamızda gördüğümüz kent ekmek, halk ekmek dediğimiz bu büfenin satışları emin olun ki %99'u 80 kuruşluk ekmekti. Ve 80 kuruşluk ekmek şu anda 1 liraya çıktı. %25'lik zammı kabul etmiyoruz biz. Bunun kesinlikle geri alınmasını istiyoruz ve halkımıza da söylüyorum, mutlaka belediyenize, Büyükşehir Belediyesi'ne bu talebinizi iletin. Bu haksız zamı geri aldırın lütfen. Bunu belediye meclisinde gündeme getirecek misiniz Özgür Bey? Evet, ben daha önce de getirmiştim. Özellikle bu kent ekmek büfelerinde bir ay önce de getirmiştim. Yaklaşık bazı saatlerde, özellikle 2-3 gibi, öğleden sonra 2-3 gibi kesinlikle ekmek kalmıyor. Ekmek kalmıyor dediğim, bu halkın çok çok rağbet ettiği uygun fiyatlı 80 kuruşluk ekmekten bahsediyorum. Öbür ekmekler olabiliyor ama belediye nedense bunu az üretiyor ve pandemi ortamında 10 kişi, 20 kişi, özellikle bu meydandaki büfede 20 kişinin sıra beklediğini, ekmek almak için bu ortamda sıra beklediğini herkes görebilir. Daha önce de bunu biz dile getirdik ama bunun karşılığı zam olarak geri döndü maalesef.